Başlayalım o zaman dilerseniz. Tabii. Merhaba değerli izleyenler. Türk Tabipler Birliği'nin 9. pandemi bülteninde Türkiye'de bağışıklanma hızının özellikle bölge illerinde düşük olduğu belirtildi. Bu ne demek? Bunu konuşacağız bu akşam. Konuğumuz TTB Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dilerseniz şöyle bir başlayalım. Aslında bölge illerinde başından itibaren yani pandeminin başından itibaren sanırım süreci yönetenler açısından yani yönetimsel bir ihmal, bir sıkıntı söz konusu. Çünkü biz geçtiğimiz aylarda da sıklıkla bölgede PCR testlerinin yeterli düzeyde yapılmadığını konuştuk. Şimdi bakıyoruz siz yani Türk Tabipler Birliği 9. pandemi bülteninde ve öncesinde de aslında açıklamalarda bulundunuz. Daha ilk doz aşıda bile Türkiye oranının çok altında olduğu bilgilerini paylaştınız. Sizin de son birkaç gündür açıklamalarınız var. İlk olarak şöyle başlayalım dilerseniz. Bölge illerinde vaka sayılarında vaziyet ne durumda? Çünkü Delta varyantı, Delta Plus da ortaya çıktı. Ve aşılanma ne düzeyde? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Pandemi bitmiyor, bitmedi ve devam ediyor ne yazık ki. Bunu hani bölge illerinde biz çok daha sıcak hissediyoruz. Açıkçası son bir hafta 10 günlük vaka sayılarında da önemli artışlar olduğunu gözlemledik. Üstelik bu artışlar hastanelere de yansımaya başladı. Yani artık hastanelere yatırılan hasta sayısında ve yoğun bakıma yatırılan hastalarda bir artış söz konusu. Tabii ki hani önceki yazla kıyasladığımızda ya da önceki dönemlerle kıyaslandığımızda aslında hani belirgin bir azalma söz konusu ama bu son bir hafta 10 günlük artış açıkçası bizi çok endişelendiriyor. Biliyorsunuz bu yeniden açılma süreci sonrasında işte bütün tedbirlerin bir anda açılmasıyla birlikte kademeli olarak olması gereken tedbirlerin gevşetilmesi gerekirken toplan bir şekilde ve merkezi bir kararla hani bu tedbirlerin gevşetilmesinin de bir yansıması var. Bölge illerinde açıkçası pandeminin başından beri birazcık bir ayrışan, farklılaşan yanlar vardı ve bu ne yazık ki çok görülemedi. Örneğin geçen yaz çok ciddi bir yani deyim yerinde ise kırdı geçirdi diyebiliriz. Pandeminin çok yıkıcı etkisini biz hissettik. Yoğun bakımlarda yer bulunamadığı zaman dilimleri olduğu, acil servislerde hasta seçmek durumunda kaldığımız bir süreç oldu. Bunun temel şeylerinden birisinin de açıkçası her yerde aynı şekilde bir pandemi yönetiminin doğru olmadığını biz ifade ediyorduk ve bu yapılmaya çalışıldı. Yani yerel özellikler dikkate alınmadan, işte bölgesel dinamikler sürecin içine katılmadan ben yaptım oldu, ben karar aldım bu şekilde uygulansın tarzındaki yaklaşımların bir yansıması olarak aslında hani ayrışan, farklılaşan deyim yerinde ise hani katmerli bir biçimde yaşanılan bir pandemi sürecini yaşadık. Gelinen aşamada belki biraz sonra daha ayrıntılarını konuşuruz ama sonuçta hastanelere de yansıyan ve giderek artış gösteren, bizi kaygılandıran, özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi endişe verici varyantların oluştuğu bir ortamda yani pozitif vakaların önemli bir kısmının bu varyantların oluşturduğu bir ortamda açıkçası biz kaygılıyız. Yani üstelik bu hastaneye yansıyan ya da yoğun bakıma yatırılan hastaların profillerine baktığımızda önemli bir kısmını, örneğin şu anda işte Diyarbakır'da Gazi Yaşar Güney İtim Araştırma Hastanesi'ndeki 11 yoğun bakım hastasının 8'inin hiç aşısı yok. 3 kişinin sadece birinci doz aşısı yapılmış ve yeterli bir süre geçmeden hani bu aşılar yapılmış durumda. Yani aşılanma oranlarında da önemli bir düşüklük söz konusu. Tabii bunun farklı nedenleri var. Bunun nedenleri nedir diyelim? Bir de yani sizin ısrarla görüyoruz hem haberlerde hem sosyal medyada aşı olun çağrılarına rağmen bölgede sonuç istenildiği oranda değil. Bunun sebebi de nedir? Şimdi şöyle açıkçası yani bir aşıyla ilgili yani bütün pandemi sürecinde yaşandığı gibi bir güven veren bir politika yürütülemedi. Yani topluma gerçekten hani bu pandemi sürecinin bir bütün olarak hani yönetilme biçimi güven vermedi. Bunu
İlk baştaki işte test sayılarından, daha sonraki işte vaka sayılarındaki bizim ısrarlı çabalarımız sonucu hani toplumda görülen vakalarla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar birbiriyle uyuşmuyordu. Çok daha fazla hasta sayısı var dememiz üzerine işte aslında tıp literatüründe olmayan vaka hasta ayrımı yapılarak işte bir farklı rakam söylendiği ifade edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından bir aşamadan sonra artık rakamlar açıklandı. Yani bir bütün olarak aslında pandeminin bütününde biz sürekli şu vurguyu yaptık, şeffaflık vurgusunu yaptık. Yani bütün bu rakamları açıklayın, topluma gerçekleri ifade edin. Örneğin işte bütün Türkiye'de 17, sadece işte bütün Türkiye'de 17 ölümün açıklandığı gün Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde 8 yurttaşı biz COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yani bu gerçekten açıklanan rakamların gerçekliği ifade etmediğini çok net söylüyordu. Yani bütün bu pandemi sürecinde topluma güven verilemedi. Bu güven verilememesinin bir sonucu olarak aslında aşıyla ilgili de bir karmaşa, bir kafa karışıklığı yaşandı. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı sadece sürecin başında işte Sinovac aşısıyla bir bağlantı kurmuştu. O aşının konvansiyonel yöntemlerle üretildiğini ve yeni işte üretilen mRNA, yeni teknolojiyle üretilen aşılarla ilgili bu ne olduğunu bilmediğimiz gibi aslında bilim dışı hani kimi kafa karışıklığını yaratacak söylemleri dahi oldu. İşte aşı geldi gelecek hani bir aşamada tarihler verildi. Bunların da gerçekliği ifade etmediği bu tarihler de sürekli ertelendi. Ama hani şu anda da yani sonuçta yeterli sayıda bir aşı stoğumuz var. Özellikle aşılama sürecinin başında yaşanan sıkıntılardan birisi de randevu sistemi ve teknolojik kullanımını gerektiren bir takım uygulamalar bölge halkı açısından aslında zorlayıcı bir takım faktörlerdi. Bir de bizim hep vurguladığımız bir şey var aslında. Bu sadece aşılama açısından değil, bütün bir sağlık hizmetlerinin hizmet alanından hizmet sunumuna kadar bütün süreçlerde ana dilinde sağlık hizmetinin sunulmamasının da önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün eğer biz çok iyi bir aşı kampanyası yapmış olsaydık, yurttaşlara aşının önemine ilişkin ve aşının üretilme biçiminden işte bizim TTB olarak yapmaya çalıştığımız aslında şu anda web sitemizde olan işte aşıyla ilgili sık sorulan sorular başlığı altında ifade etmeye çalıştığımız bu paylaşımlar bütün topluma Sağlık Bakanlığı kanalıyla ifade edilmiş olsaydı, ana dilinde ifade edilmiş olsaydı aşılanma oranlarında önemli bir artış olacağını ben öngörüyordum. Ve biz topluma gerçekten güven verseydik, çünkü bu güvensizlik sadece bu aşıyla ilgili de değil. Yani sonuçta aşı meselesi ya da sağlık meselesi diğer alanlarla da sonuçta bağlantısı olan bir mesele. Yani bugün eğer sizin hani toplumu yönetme biçiminiz bile hani sağlığı etkileyen temel parametrelerinden biri. Yani antidemokratik uygulamalar, bölge halkına yönelik gerçekten uygulamalar da bu şeye de yansıması var. Yani bu aşılanma oranlarına da sağlık göstergelerinde ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Bütün bunların da bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Gelinen aşamada biz sürekli bu çağrıyı yapıyoruz. Aslında yapılan aşılar, şu anda Türkiye'de yapılan aşılar hem Türkiye'deki çalışmalarda hem dünyada yapılan çalışmalarda etkili ve güvenli olduğunu çok net ortaya koyuyor. Üstelik yaşam da bizi bunu kanıtlıyor aslında. Az önce de ifade ettiğim gibi hastaneye yatan hastalarda, yoğun bakıma yatırıldığımız hastaların önemli bir kısmının aşılarının olmayan hastalar. Sonuçta hani bir kafa karışıklığı, bir güvensizlik söz konusu şu anda ve bölge insanlarımız açısından aşılanma oranları çok düşük. Bunun mutlaka artırmamız gerekiyor. Yoksa çok büyük bir bedel ödeyeceğiz. Bir de şu pandemi süreci aslında dünya açısından da çok net ortaya koydu. Herkes bu pandemiden kurtulmadan hiç kimse kurtulamayacak. Sonuçta burada tek başına bir kurtuluş da söz konusu değil. Dolayısıyla buna yönelik acilen gerektiği önlemlerin alınması, toplumun bilgilendirilmesine yönelik önemli bir kampanyanın başlatılması ve bunun yerel dinamiklerin, yerel özellikler dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Hı hı. Bölgede ana dilde aşı kampanyanız var ve son süreçte biz de çok sık karşılaşıyoruz. Toplumun önde gelenlerinin ciddi ve sık bir çağrısı oluyor.
Bu peki çalışmalarınıza yani aşı olun çağrılarına olumlu bir dönüş oldu mu bu kampanyanın? Geri dönüşleri evet, yani bizim örneğin işte Tabip Odası Başkanımız ya da işte TTB Merkez Konseyi üyelerinin çağrıları ya da sadece bir videomuzun bile çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Yani sonuçta günlük karşılaştığımız insanlar ya da işte bir biçimde bize ulaşan insanların önemli bir kısmının, yani ben aslında güvenmiyordum ama sizin hani çağrınızın önemli olduğunu ya da çağrınız üzerine bu inanıyorum, güveniyorum ve o nedenle gidip aşı oldum diyen çok sayıda yurttaşımız oldu. Yine aslında hani toplumun önde gelen insanları, sanatçıların bu yönlü kampanyamıza destekleri oldu. Bunları hani zaman içerisinde de özellikle Diyarbakır Tabip Odası üzerinden biz sosyal medyada yayınlamaya devam edeceğiz. Ama yani bunun yetmeyeceğini biliyoruz. Yani aslında köy köy, mahalle mahalle önemli bir çalışmayı yürütmek gerekiyor. Bunun da mutlaka kamu eliyle yapılması gerekiyor. Yani bütün bu pandemi sürecinde yapılmayan şeylerden biri de kamu olanaklarının toplum yararına kullanımıydı. İşte kapatmalar yapıldı, yoksul halk kesimlerine gerekli destekler sağlanmadı. Ama bu aşıyla ilgili de hani şu anda bu kamu olanakları toplum yararına kullanılarak mutlaka hani bu sürecin iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bunu da yapılırken tabip odalarının, meslek örgütlerinin, sağlık sendikalarının, hatta siyasi partileri bu sürecin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Sonuçta pandeminin ortasındayız ve pandemide topyekün ortak, yani toplumsal dayanışma içerisinde mücadele söz konusu olduğunda ancak bir başarıya ulaşabiliriz ve bu noktada da aşı önemli bir araç. Bunun önemine ilişkin toplumda var olan kafa karışıklığını gidermeye yönelik, çünkü birçok fısıltı gazetesiyle hiç ummadığımız, hiç duyulmayan, bilim dışı birçok şey söyleniyor aşılarla ilgili. Oysa ki 3 milyara yakın şu ana kadar dünyada aşı uygulandı. Bunların önemli bir yan etkisinin olmadığını biliyoruz. Etkili olduğunu biliyoruz. Hastalık mı aşı mı tartışmasını yaptığımızda mutlaka hani hastalığın hem yan etkileri açısından, uzun vadeli yan etkileri açısından hastalığın daha kötü sonuçlarının olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla hani aşı gerçekten önemli bir araç. Bunun topluma çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama bunun yetmeyeceğini biliyoruz. Çünkü yani köy köy, mahalle mahalle bu çalışmalar yapılmadıkça, bunun önemi anlatılmadıkça, bu insanlarımız buna ikna edilmedikçe bu süreçte pandemi yayılmaya devam edecek. Üstelik toplum içerisinde virüs dolaştıkça bu endişe verici varyantlar dediğimiz bir takım mutasyonlara uğrama olasılığı da artmış olacak ve dolayısıyla hani aşılanan kişiler de dahil risk altında olacak. Dolayısıyla bunun topyekün toplumsal dayanışma içerisinde tekrar hani bir kampanya tarzında yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bugün Antalya Tabip Odası Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki Delta varyantı Antalya'yı etkisi altına aldı. Özellikle turizmin açılmasıyla birlikte nüfus giderek artıyor. Üstüne bir de bayram eklenecek ve biz endişe duyuyoruz. Tekrar bir pikin olmasından, dördüncü dalganın meydana gelmesinden. Bu acaba bölge illeri için de geçerli mi? Yani aşılanmanın çok az olduğu gerçeği var. Daha birinci aşılanmada bile Türkiye ortalaması %45, %50'lerdeyken Diyarbakır'da aşılanma için siz açıklama yapmıştınız. %20, %22'lerde çok düşük gerçekten, kaldı ki ikinci aşılama yapılıyor. Hatta belli bir yaş grubu ve sağlıkçılarda üçüncü aşılama yapılırken. Evet, yani maalesef bu endişeyi taşıyoruz. Gerçekten bunu biz sonuçta geçen yaz da yaşadık. Sonra bir aşamada biliyorsunuz haritalar yayınlandı ve bölge illeri aslında mavi kategorideydi hatırlarsanız. Ve o dönem biz şunu söylemiştik. Biz öyle öyle bu bağışıklığı kazandık. Yani sonuçta toplumsal bağışıklık dediğimiz bir mesele de aslında ortaya çıkmıştı o dönemde. Ama şu anda ki hani son bir hafta 10 günlük artışlar, özellikle yani bu turizm meselesinin önemsenerek, hani bu gerçekten sonuçta bütün dünyada
Delta ile ilgili çok ciddi kaygıların taşındığı dönemde uçak dolusu her gün işte özellikle Rusya'da çok fazla bu artış varken bu turistlerin gelmesinin çok doğru olmayacağını biz söylemiştik. O dönemde ifade etmiştik. Gerekli önlemler alınsın demiştik ama bütün bu süreçler boyunca aslında Sağlık Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı şey sonuçta hani bilim kurulu denilen bir kurulun neleri tartıştığını bilmediğimiz, hangi kararlarını aldığımız ve bu alınan kararlardan hangisinin yaşama geçirildiğini bilmediğimiz bir kurul tarafından, danışma kurulu olarak ifade edilen kurulunla havale eden bir pandemi yönetimi var ve burada hani bizim çağrılarımız toplumun bu konuda hani yaşadığı kaygılar dikkate alınmadan dediğimiz gibi ben yaptım oldu şeklinde bir süreç yönetimiyle karşı karşıya kaldık. Açıkçası bölge açısından da çok kaygılıyız. Antalya Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu sonuçta hani bayram sürecinin yaşatacağı hareketlilik, toplumsal hareketlilik ve bu toplum içerisindeki bulaş zincirinin kırılamamış olması. Üstelik şu anda filyasyon çalışmalarının etkili ve yeterli zamanda yapılamaması, temaslı takibinin olmaması, test sayılarının düşüklüğü, sadece semptoma dayalı testlerin yapılıyor olması, bütün bunların bizde yarattığı bir kaygı var gerçekten. Ve Delta varyantının biliyorsunuz bulaş riski çok daha fazla, yani çok daha sık, daha fazla kişiye bulaşıyor. Daha kısa temas süresinde daha fazla bulaş söz konusu. Üstelik bölge açısından da siz de ifade ettiğiniz gibi bu aşılama oranları bu biçimde devam ederse gerçekten biz yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. Umarız hani bu söylediklerimiz gerçek olmaz ve bununla karşı karşıya kalmayız ama sonuçta bununla karşı karşıya kaldığımızda da yine bedeli toplum olarak biz ödeyeceğiz. Gerçekten hani bölgede artık her evde COVID-19'a can veren yurttaşlarımız oldu. Herkesin bir sevdiği, bir tanıdığını biz bu süreçte kaybettik. Ya yani bu pandemi sürecini biz bu biçimde yaşamayabilirdik. Yani bunun hem Türkiye'nin olanakları, aslında sağlık emekçilerinin iş gücü buna yeter. Yani iyi bir planlama yapılmış olsaydı bu süreç sadece işte ben yaptım olduğu biçimde değil de gerçekten toplumsal dayanışma içerisinde yürütülmüş olsaydı, bizlerin katkıları, önerileri, yaptığımız çağrılara kulak verilseydi, gerçekten bu süreç bilimsel veriler ışığında akılcı bir biçimde yürütülmüş olsaydı, topluma yönelik yeterli destek sağlanmış olsaydı, zamanda ve etkili yöntemler hayata geçirilmiş olsaydı, yerel özelliklere uygun bir takım politikalar geliştirilmiş olsaydı, biz bu süreci böyle yaşamayabilirdik. Ama şu anda gerçekten kaygılıyız. Bu kaygımızın temel nedenleri de bölge açısından aşılama oranlarının düşüktüğü ve endişe verici varyantların toplum içinde giderek yayılıyor olması. Hocam çok teşekkürler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında bayram öncesi aşılamada %70 hedefine ulaşmak istediğini söyledi ama bir süredir konuşuyoruz. Sizin açıklamalarınızdan aslında bu hedefe ulaşmanın çok zor olduğu gerçeği ortada. Tabii şurada altını çiziyorsunuz. Ana dilde aşı kampanyası eğer bölge illerinde düzenli, etkili ve ciddi bir biçimde yürütülürse bu hedefe ulaşmak daha kolay olacaktır diye. Varsa son olarak söylemek istedikleriniz alabiliriz. Çok teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak hani yurttaşlara şu çağrıyı yapmak istiyorum açıkçası. Yani gerçekten şu anda Türkiye'de uygulanan aşılar hem etkili hem güvenli. Sonuçta bizler de gidip aşılarımız olduk. Bu konuda hani yan etkilere yönelik dünyada çok yakın takip altında. Hastalık açısından bakıldığında aşının yok sayılacak bir yan etkisi söz konusu. Hemen hemen hiçbir yan etkisi yok. Sadece anafilaksi dediğimiz alerji öyküsü olanların, yani ciddi alerji öyküsü olanlar dışında herkes bu aşıyı olabilir. Şu anda randevu sistemi de kalkmış durumda. Yurttaşlar herhangi bir sağlık kuruluna gittiklerinde aşılarını olabiliyorlar. Aşı candır, hayat kurtarır diyoruz. Bu çok temel bir sloganımız. Ne olmasınlar, aşı olsunlar istiyoruz. Aşılanalım ve salgını birlikte aşalım istiyoruz. Çünkü
Toplum olarak biz büyük bedel ödedik. Bu bedeli daha fazla ödemeyelim. Hep beraber toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirelim. Aşılanalım. Hem sevdiklerimizi, hem kendimizi, hem de toplumu korumuş oluruz aşıyla. Hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun.